söylüyorum. Gitmeyeceksin diyorum. Duydun mu beni? Duydum annem. Duymaz olur muyum hiç? Ha, duyuyorum ama umursamıyorum diyorsun. Ya Ülfet Sultan, yapma gözünü seveyim. Yok yok. Gözümü sevme sen benim. Yüzümü de sevme. Hatta beni hiç sevme. Zaten sevseydin gitmezdin. Annem, yapma ne olur. Bak, her şeyi bir kenara bırak. Onca atanacak okul varken gidip orayı çekmiş olmam sana bir şey anlatmıyor mu? Anlatıyor tabii. Anlatmaz olur mu? Çok şey anlatıyor. Oğlum, orada seni ölüme terk eden insanların arasına niye gidiyorsun ha? Ha? Bela mı çağırıyor? Bir şeylerin çağırdığı kesin. Ben biliyorum senin neyin çağırdığını. Allah Allah, öyle mi? E söyle bakalım, ben de bileyim bari neymiş beni çağıran. Irmak için gidiyorsun. Sus pus olursun işte böyle. O kızdan sana hayır gelmez. Ah bir anlasan şunu. Bir anlasan. Bak şuna baksana. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Sana verecektim. O orada. Ait olduğu yerde çok güzel. Peki. Babam şeyi anlatmıştı. Kardelen'in hikayesini. Sen biliyor musun hikayesini? Yok, bilmiyorum. Zamanında birbirine sevdalı iki bahar çiçeği varmış. Bunlar her bahar açar, birbirlerini seyrederlermiş. Bir gün erkek çiçek kadın çiçeğe demiş ki, ben her bahar açmaktan sıkıldım. Artık kışın açacağım. Var mısın? Varım demiş kadın çiçek. Erkek çiçek verdiği sözü tutmuş, kışın karlar içinde açmış. Ama kadın çiçek unutmuş, açmamış. O günden sonra verdiği sözü tutup kışın aşkından açan çiçeğe kardelen, sözünü unutana Hercai demişler. Ayıp etmiş Hercai. Peki. Sence neden kışın aşkı için açan kardelen erkekte, sözünü unutan Hercai kadın? Bilmem. Edebiyatçı olan sizsiniz küçük hanım. Çünkü masalları erkekler yazar, erkekler anlatır. Kadınlar inansın diye. Aslında sözünü tutup bekleyen kadın, unutup giden hep erkektir. Yani genelde diyelim. Gel. Gelmiş yine seninki.
Bana bak. Bir daha seninki falan deyip durma, canımı sıkma benim. Tamam, ne yaptım şimdi ben ya? Bekir benim patronum. Yanında çalışıyorum, hepsi bu. Mesela şeyin haberi var mı bundan? Bekir abinin. Yasemin. Günaydın. Bekir, ne işin var senin burada? Geçiyordum. Dedim ki Irmak da nasıl olsa işe gidecek. Bu kaç oldu? Yapma artık şunu. Aşk olsun ya. Kötü bir şey mi yaptım? Ben yanımda çalışan bir arkadaşımı... Bütün yanında çalışanları evinden alıp evine bırakıyor musun sen? Yok. Bekir bak, bu yaptığın hiç hoş değil, tamam mı? Burası küçük yer. Laf olur, söz olur. Beni hiç mi düşünmüyorsun sen? Senden başka düşündüğüm yok ki. Bak böyle yaparsan işten ayrılmak zorunda kalırım. Hatta evden de çıkarız. Bunu mu istiyorsun? Tamam ya. Tamam, uzatmayalım. Evden çıkarız, işi bırakırım falan. Allah Allah. 2 dakikada yangın yerine çeviriyorsun ortalığı. Bir sakin ol. Ben bir şey demedim etmedim ya. Dükkanda görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Bekir. Hoş geldin. Hoş bulduk Münevver teyze. Öyle kapıdan ateş alır gibi olur mu? Gel kahve iç. Dükkandan aradılar da acil bir şey çıkmış. Daha sonra içerim. Tamam. Muhakkak bekliyorum ama. Tabii tabii. Hadi kaçtım ben. Pardon. Bir çay alabilir miyim? Ben sizi tanıyorum. Öyle mi? Affedersiniz, ben hatırlayamadım. Tanışmadık zaten. Ama sesinizden tanıdım. Peyami Safa'nın Yalnızız kitabını sesinizden dinlemiştim. Köle için kitap okudunuz değil mi? Evet, doğru. Okul yıllarındayken birkaç kitap okumuştum. Evet, Yalnızız kitabını da okudum. Biliyordum. Müge ben. Atlas. Atlas mı? Çok güzel isminiz var. İsminizi koyan ya coğrafya öğretmeni ya da denizci olmalı. Yaklaştınız. Öğretmen. Bu arada ben de öğretmenim. Siz? Avukatım. Avukat mı? Neden şaşırdınız? Adel Tekin'in de gözleri kapalı. Çok haklısınız. Ben şaşırdım aslında. Yani beni sesimden tanımış olmanız. Çok yakın bir arkadaşım özel öğretmenlik yapıyordu. Ben de biraz meraklıyım. Ondan bir şeyler kaptım. Çay? Lütfen. Birkaç basamak var. Tamam. Dikkat. Bir tane daha var. Tamam. Bir tane büyük basamak. Evet. Bir tane daha. Evet. İsterseniz gideceğiniz yere kadar size eşlik edebilirim. Teşekkürler. Sizi alıkoymayayım. Çay için ve Peyami Safa için teşekkür ederim. Rica ederim. Sesinizden roman dinlemek çok keyifliydi. Umarım bir gün birini size iyiliğimle okunur. Bir karşılık beklemeden okumuştum aslında o kitabı. Ama yine de teşekkürler. Gerçi tanışmamıza vesile olması bile yeterli bence. Belki bir gün gerçekten tanışırız. Belki de. İyi günler Atlas Bey. Size de Müge Hanım. Atlas Bey. Buyurun. Kaderine selam söyleyin. Çok uzun zaman oldu. Belki beklemekten vazgeçmiştir. Kardeşlerinden ne beklemekten ne de açmaktan vazgeçerler Atlas Bey. Siz her cahaya olmayın yeter. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.
Okula yeni iki öğretmen gelecekmiş. Bir matematikçi bir rehberlik. Arif Hoca'ya yeni kurbanlar lazım. Acıdım lan şimdiden. Ücretini göndermeyen, üstüne alamayan. Sende para var mı? Anca dolmuşa sende yok mu? Zırnık yok, sende var sandım. Yeminle yok. Bekir abi haftalığını vermiyor mu? Neye yetiyor ki? Neyse gargalaya gelir şimdi. Ücretini gönderemeyen bir zahmet evlenene beyler. Delikanlı. Buyur abi. Paranı düşürdün galiba. Sağ ol abi. Oğlum zırh yanımızda lan. Yere 10 lira düşmüş. Şuradaki abi de benim sandım. Az ballı değilsin ben. Abi şuradan bir öğrenci uzatır mısın? Eyvallah abi. Delikanlı. Buyur abi. Paranın üstünü alabilir miyim? Ne? Bak ben 657'ye tabi öğretmen maaşıyla geçinen bir Hızır'ım. Şimdi başka bir gün, başka bir dolmuşta, başka bir parası çıkışmayanla karşılaşırsa bu Hızır ne yapsın? İhtiyacını gördün sen. Öyle değil mi? Belki o para üstüne başkasının ihtiyacı olur ha? O yüzden alayım ben şimdi parayı. Hızır'ı boş çevirmediğin için sağ ol. Ne diyor? Hızır'ın cimrisine denk geldik. Ne? Yürü yürü. Müdür olmuşsun. Baba. Ya biz neyi bekliyoruz? Atlas Paşa'yı. Öğretmen çocuğu ya, torpilli. Ne torpili be? Arif Hoca'yı bilmiyorsun sanki.
Geçen sınavda Atlas'tan kopya çektim. O 7 aldı, ben 9. Oho, hocam kopya itiraf mı? Yuh ya. Hocam, Atlas gelmedi daha. Hocam, Atlas geliyor. Hakkını kaybetti o. Zamanında gelseymiş. Hocam, Atlas geliyor. Hocam, geliyor ama. Kime baktın hemşerim? Ben bu okula atandım da matematik öğretmeniyim. Öyle mi? Kusura bakma hocam. Önemli değil. Sadık amca. Atlas, sen misin? Öpeyim Sadık abi. Estağfurullah, estağfurullah. Babanı gördün mü? Biliyor mu geldi? Yok. İnerim ben, soluğu burada aldım. Vay be. Maşallah. Öğretmen oldun ha. Bir çay içer misin hocam? Senin çayını özledim. Buyur o zaman bakalım. Var mı bir gelin adayı? Söz, nişan falan filan. Yok. Irmağı gördün mü? Dedim ya, Sadık amca iner inmez buraya geldim diye. Onda da yok. Bekir etrafında at sinaya gibi dolanıyor ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Bundan sonra hiç olmaz. Kadiren bekledi yani. Hadi gel. Geldim Sadık amca. Anne, ben çıkıyorum. Taş olsa çatlar. Ne? Taş olsa diyorum. Çatlar diyorum. Bekir diyorum. Of anne. Of anne. İşine gelmeyince of anne. Kızım, kaç zaman oldu? Olmayacak duaya amin demeyi bırak. Senin için kendini paralayana bak diyorum. Anne, geç kalıyorum. Doğru kızım, geç kalıyorsun. Dönmeyecek bir adamı beklerken her şeye geç kalıyorsun. O Atlas dönmeyecek. Duydun mu beni? Kime ne anlatıyorum ki ben? Döndürüp döndürüp aynı şeyi söylüyorsun anne. Kızım anlamıyorsun, ondan ben de tekrar ediyorum. Bak, bak şimdi gençsin. Bu zamanlar geçer. Bunun değerini bil. Aklını kullan. Bak, Bekir sayesinde bu evde oturuyoruz. Köşk gibi ev. Oh, çok şükür. Allah bin kere razı olsun ondan. Babanın dul maaşına kalsaydık görürdün halimizi. Bir şey lazım mı, gelirken alayım? Ay lazım kızım. Kendine akıl, bana da sabır al, olur mu? Hadi şimdi yoluna git, hadi. Kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. Kendi sesimden sıkıldım. Neredeyse hiç değişmemiş. Çok şey değişti, çok şey. Gittikten sonra buralardan haber aldın mı hiç? Aslında pek bir şey bilmiyorum Sadık amca. Hatta hiçbir şey. Annemi bilirsin. Arnavut damarı tuttu mu tutar. Sütüme helal etmem. Ne arayacaksın ne gideceksin dedi. Sağ olsun. Öyledir Üfet bacı. Öfkeli misin babana? Bilmiyorum. Onu görünce anlayacağım. Buraya atanmam tevafuk Sadık amca. Bir şeyler var adını koyamadığım ama
Bilmiyorum. Baban evlendi. Sevgi Hoca'yı hatırlarsın. Bir de kızları oldu. Atlas bir gör. Boncuk gibi maşallah. Kızım. Canım kızım. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Dönüşte sana ne getireyim? Hani senin çok sevdiğin bir çikolata vardı. Neydi o? 5 yaşındayken ateşli bir hastalık geçirdi. Ondan sonra gözünün feri söndü yavrucu. Allah kimseye evladıyla sınamaz. Tarık. O senin kardeşin Atlas. Kardeşler birbirini duyarlar. Sen ona sesini duyurursun mu oğlum? Sağ ol Sadık amca. Bana müsaade. Rahatsız olma Sadık amca. Estağfurullah. Daha çok görüşeceğiz zaten. İnşallah. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Sesimi çok insan duyacak. Sevinen de olur. Korkan da. Şuradan 2 çay alır mısın? Geldim. İskender, para alma. Tanımadın mı onu? Sınıf arkadaşım Atlas. Atlas Hoca. Atlas? Sürpriz. Geç kaldım, kusura bakma. Ama her şeyin bir telafisi vardır. Değil mi İskender? Bir kere selam söyle. Ben daha şu kapıdan çıkmadan telefon açıp Atlas burada. Dönmüş diyeceksin ya. Selam söyle. İlk fırsatta sana vuracakmış da. Şşş, bana bak fenalık. Yeni hocamızdan para mı almadın değil mi? Yok yok. Yok almadı Sadık amca. Ne de olsa sınıf arkadaşıyız, değil mi? Tabii. O kadar hukukumuz vardır herhalde. Var. Ziyade olsun İskender. Eyvallah. Alo. Efendim. Bekir. Ha. O burada. Kim? Kim olacak? Atlas. Dönmüş. Ne diyorsun oğlum sen? Hem de okula öğretmen olarak. Ne öğretmeni? Ne diyorsun oğlum? Hiç iyi olmadı. Hiç. Bunca zaman sonra niye geldi ki bu ya? Babasını görmeye değil herhalde. Tamam. Tamam kapat. Arayacağım ben seni. Tamam. Tamam. Bekir oğlum bir bakar mısın? Geliyorum Münevver teyze. Bunun döşemesi farklı olanı var mı? Silinmez gibi bu. Üstüne bir şey dökülürse içine işler. Silinir mi ki bu kumaş? Silinir, silinir. Bu kumaşların hiçbiri leke tutmaz. Sen beğendiysen Ahmet gelince söyleyeyim, yardımcı olsun sana. Yok canım, ondan sormadım. Meraktan. Pahalıdır şimdi bu. Bizim Nurten Hanım var ya, emlakçı Muzaffer'in karısı. Geçen gün ona gittim. İşte benim düdüklünün kapağı tutmuyor. Böyle patlayacak gibi, bomba gibi ödüm kopuyor. İşte onu istedim. Vereyim komşu dedi, beni mutfağa aldı.
Derdi günü bana köşe takımını göstermek. Aynı bu kumaştan. Kaç para bu? Münevver teyze, benim bir bankaya gitmem lazım. Sen bak beğen, yaparız bir şeyler. Hah, Ahmet gel bakalım. Buyur Bekir abi. Afiyet olsun. Ah çay, sağ ol. Münevver teyzenle ilgilen, geliyorum. Tamam. Niye geldin? Hoş bulduk. Kimseye, Arif Hoca'ya bile görünmeden çek git. Bak köprünün altından çok sular aktı. Burada hayat bir şekilde devam etti. Ediyor da sana yer yok, çek git hadi. Kimseye derken? Herkesi mi kastediyorsun? Yoksa sadece Irmak mı? Onca zaman. Yani duyduğum kadarıyla. Bir arpa boyu yol alamamışsın Bekir. Etrafında at sineği gibi dolaşmak dışında yani. Sen ne diyorsun oğlum? Nereden biliyorsun da konuşuyorsun ya? Biliyorum. Kuşlar söyledi diyelim. Hem nereden biliyorsun deyişin de bunun ispatı oluyor zaten. Benim kafam afili laflara basmaz. Ben ne söyleyeceksem yekten söylerim. Ne söyleyeceksen de yekten söyle. Niye geldin? İskender anlatmıştır. Öğretmen olarak okulumuza atandım. Ne güzel tesadüf değil mi Bekir? İyi. Şimdi sana bir taksi çağırıyorum. Doğru istasyona. Nereden geldiysen oraya. Yallah hadi. Yoksa... Yoksa... Seni bir daha uyarmam. Hiç beklemediğim bir an, hiç beklemediğim bir şekilde ne olduğunu bile anlamazsın. Bak Bekir. Senin de dediğin gibi köprünün altından çok sular aktı. Benim de kafam bazen böyle afili laflara pek basmıyor. O yüzden sen ne söyleyeceksen yekten söyle, olur mu? Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Israr edersen günah benden gider. Gitmez. O günah senden o kadar çabuk gitmez Bekir. Birbirimizi kandırmayalım. Bunu ikimiz de biliyoruz. Değil mi? Burun kanamaların hala devam ediyor ha? Bazı şeyler hiç geçmiyor desene. Belki inanmayacaksın ama seni gördüğüme sevindim Bekir. Bir akşam lise arkadaşları olarak bir oturalım diyorum. Eski günleri yad ederiz ha? Ne dersin? Ben son sözümü söyledim. Tüh. Oysa ben daha ilk sözümü söylemiştim. Bekir! Bak sana büyük şehirden ne getirdim. Karşılaştık madem. Bende kalmasın.
Atlas çok güzel bu göl. Burada kızakla kaymak isterdim ama... ya buz kırılırsa korkuyorum. Korkma, ben yanındayım. Korkmuyorum. Yani korkuyorsan da ikimiz için. Bana mı? Yo, Ayşe aldım. Sence beğenir mi? Atlas, Ayşe kim? Bilmem. Ayşe kim? Çok gıcıksın ama sen. Ya beğendin mi, beğenmedin mi? Yüzük benim. Ben de sana alacağım. Nedenmiş o? Ayrı üniversitelere düşersek takacaksın. Başının bağlı olduğu bilinsin. Ben öyle erdakka tüpende olamam ki. Ama ben yüzük takamam. Yani cildim hassas, alerji oluyor. Hani kızarıyor, kaşınıyor. Evet evet, kaşınıyorsun, anlaşılıyor zaten. Atlas gülme. Bekle. Tamam.
Irmak. Peki. Yardım et, babamı çağır çabuk. Korkma Irmak, tamam mı? Çıkacağız burada. Ben senin yanındayım. Söz verdiğim gibi. Peki. Peki. Tut. Çünkü ben unutmayacağım. Bir zamanlar bu ipin ucunda ben vardım. Ama sen yoktun. Şimdi Irmak'ın hayatını kurtaran sensin ya. Kahramanısın ya. Belki bunu hatıra olarak saklamak istersin diye düşündüm. Şimdi ipin ucunda sen varsın. Yalnız diğer ucunu sıkı bir yere bağla, olur mu? Ne olur ne olmaz. Unutmayacağım demiştim. Hatırladın mı? Hatırladınız mı? Atlas. Ay, iyi ki babam burada değil. Yok, babam için gelmedim zaten hocam. Okula atandım da. Öğretmen oldum. Öyle mi? Çok sevindim. Okula uğradım da. Sadık amca. Bir kardeşin var dedi. Gel.
bizimle konuşmuyor. Kimseyle konuşmuyor. Öyle acıtıyor ki. Duyuyor. Ama duymak istemiyor. Öyle. Hocam. Düğme var mı? Düğme mi? Evet. İki tane. Aynı boyda olurlarsa iyi olur. İğne bir de iplik. Lütfen. Merhaba. Ne güzel bir bebek. Adı ne? Mutlaka bir adı vardır. Var mı? Alabilir miyim? Geri vereceğim. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Abla ne parası ya, abim kızar. Ne kadar karta? Ya bakalım yüzünü seveyim ya. Ne kadar dedim? İyi, 10 ver yeter o zaman. Kartal. Ne parası alıyorsun lan sen? Abi Hürmet abla. Hadi şimdi. Bekir bak, bu yaptığın hiç hoşuma gitmiyor. Kendi yemeğimin parasını kendim verebilirim. Alır mısın şunu? Evden alma, eve bırakma, yemek ısmarlama. Yarın öbür gün selam da verme diyeceksin Hürmet. Yapma, gözünü seveyim. Nedir bu kadar komik olan? Bekir. Ha? Eliniz çalışsın, diliniz değil. Ne için para veriyorum size? Bekir yapma şunu. Bakıma da usanmadı yani. Sen istemiyorum dedikçe naz yapıyorsun falan mı sanıyor? Bir yandan canım sıkıyor, bir yandan da iyi niyetli yani. Bir şey söylemek istemiyorum. Bekir, iyi niyetli. Of kızım, saf mısın, nesin anlamıyorum ki. Al bakalım. Ben bebeğinle tanışmak istiyorum. Benim adım Atlas. Onun adı ne? Eğer adı yoksa ben ona bir ad koyabilir miyim? Mesela Maviş olur mu? Thank you.
Sevgi. 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 Sana babanı anlatmama gerek yok Atlas. Yani ne söylerse söylesin, baban nihayetinde. Hem o duygularını öyle açık seçik ortaya dökemez ki. Bak, şimdi seni üzecek bir şey söylerse sakın kızma, tamam mı? Ha, eminim seni beklemiyordur. Karşısında görünce şaşıracak onda. Tamam mı? O beni üzemez artık. Sevgi. Sevgi neredesin? Bir ip getir. Don olacak diyorlar. Bunlar soğuğa dayanamaz. Şu saksılara koyup içeri mi alsak ya? Ne yapsak ha? Ama bunlar yerinden edilirse küserler. Ne yapalım şu? Naylonla sarıp sarmalasam mı burada? Ne diyorsun? Yerinden edilince küserler. Haklısın. Hoş geldin demeyecek misin? Arif, Aylin ne yaptı görmeliydin. Sevgi içeri gir. Ama Arif. İçeri gir. Güle güle dememe fırsat vermeyene neden hoş geldin diyeyim? Kovulduğum için. Vedalaşmaya vaktim olmadı. Anan iyi doldurmuş seni. Her şey gözümün önünde oldu. Neyin ne olduğunu bilecek yaştaydım. Neden geldin? Neden beni orada bıraktın? Siz de beni burada bıraktınız. Neden? Var mı cevap? Yok değil mi? Benim de yok. Madem dinleyip anlamadan ananın eteğine takılıp gittin. Bunca yıl yok saydın beni. Yine yoksa. Senin beni saydığın gibi mi? Nasıl istiyorsan öyle olsun ya. Öyle diyorsan öyle olsun. Bu saatten sonra konuşmanın kimseye faydası yok.
Haklısın. Bu saatten sonra konuşmasak da olur. Sus o zaman. Benim gibi. Susulacak yerde konuşmak cefa, konuşulacak yerde susmak eza getirir derdin. İyi bak, en azından bir şey öğretebilmişim. Çok şey öğrettin. Öğretmenim olarak. Çok şey. Sen de ne güzel ödedin ama öğretmenine borçlu. Öğretmenime borçluyum. Ama senden alacaklı. Böyle mi Atlas hocam? O zaman eski öğretmenin olarak sana son bir şey öğreteyim. İnsanların hayatından elini kolunu sallayarak çıkamazsın. Sonra da Cem isteyince ben geldim diyerek geri dönemezsin. Şimdi evinden uzak dur. Ha bu arada Irmak'tan da uzak dur. Kızın umutlarını, hayallerini çaldın. Daha fazla çalma, daha fazla zarar verme o kıza. Neden böyle yapıyorsun? Niye onu içeri aldın? O senin oğlun. Burası da onun evi. Seçimini çoktan yaptı. Beni anlama, dinleme zahmetine katlanmadı. İki satır not bırakıp çekip gittiler. Arif, Aylin ona gülümsedi. Atlas.
Merhaba Irmak. Merhaba. Nasılsın? Sensizim. Uzun zamandır. İyiyim. Sen nasılsın? Hala gölün dibindeyim. İyiyim. Irmak'tan da uzak dur. Kızın umutlarını, hayallerini çaldın. Daha fazla çalma. Daha fazla zarar verme o kıza. Ne büyük tesadüf değil mi? Buraya atanmış olmam yani. Atanma? Öğretmen oldum ben. Öğretmen oldun demek ha? Matematik. Okuldayken de iyiydi zaten. Hep senden kopya çekerdim. Hayırlı olsun. Öğretmenlik için yani. Sağ ol. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. O zaman belki bir gün oturur laflarız. Eski günlerden falan. Belki. Belki bir gün. Oldu. O zaman. İyi günler sana. Bu mu? Onca zaman sonra söyleyeceğin şey bu muydu? Bir gün oturup laflayalım. Ben o bir günü yıllardır bekliyorum. Oğlum Atlas, sen tam bir salaksın. Onca yıl sonra denecek laf mı bu şimdi? Sen de bir şey diyemedin zaten. Öyle kala kaldın. Ben ne yapacaktım ki? Kolay gelsin usta. Döndün ha? Her şey aslında rücu eder işte. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk usta.
Aç mısın evlat? Hadi gel. Ay ay. Bitmedi mi bunun işi? Oo, onun işi bitmez aslanım, onun işi bitmez ya. Babana kızıyorsun. Niye beni orada bıraktın diye. Niye bir şey söylemedin diye. Sen Irmak'a söyledin. Hiç. Denedim usta. Biliyorsun. Ama işte. Zaman geçtikçe aramak da zorlaştı. Günah değil mi kıza evlat? Günah insanın yüzü gibidir. Herkesin yüzünü yani günahını görürsün de kendi yüzünü görmen için ayna gerekir. Ne demeliyim ona? Ne diyeceğinden daha önemli bir şey var. Dönen atlas, onun beklediği atlas. Söylesene evlat, neden geldin? Seni buraya getiren ne? Irmak'a duyduğun özlem mi? Bekir'e duyduğun öfken mi? Babana olan kırgınlığın mı? Yoksa ciddi ciddi öğretmen olmak mı? Az önce ben kime hoş geldin dedim. Küskün bir çocuğa mı? Özlem dolu bir aşığa mı? Öfke dolu bir düşmana mı? Yoksa bir öğretmene mi? Kime hoş geldin dedim ben. Belki de hepsine. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Allah aşkına bu ne demek ya? Bu ne demek biliyor musun? Senin gözlerin yok, benim gözlerim var demek. Bu mu yardım? Yardımı batsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yıllardır ilk defa gülümsedi. Bebeğinin gözleri var diye mutlu oldu. Ne yapıyorsun? Ay gel ya, gel. Burada getirdim bebeğini, getirdim. Getirdim. Gel, tamam. Otur. Bak bebeğim burada. Al kızım, sana yine iplik getireyim de kızıma gözlerini geri ver. Bu işin ilmini yapan insanların faydası olamadı. Onun mu olacak ya? Bir gülümsedi diye her şey düzeldi mi yani? Boş hayaller bunlar, boş. Ya belli mi olur canım? Kardeş onlar, kardeş. Aralarında kan bağı var, kan çeker. Belki bir yol bulur. Baksana, daha gelir gelmez. Allah aşkına bir dur ya. Vallahi yani senden bana rahat yok belli ki bu akşam. Hadi, iyi geceler. Bu arada Atlas konusunu bir daha açma. Hele ailenle Atlas'ın ismini bir cümlede dahi bir araya getirme. Arif, Aylin'ime ulaşmak için her yolu denerim. Sen de istemez misin? Ya herif matematik öğretmeni. Ne anlar bu işlerden? Akıl var, mantık var. Boş hayaller kurma. Boş hayaller kurarsan sonunda ağlayan sen olursun. Ben zaten hep ağlıyorum Arif. Arif. Ben sana matematik öğretmeni olduğunu söylemedim.
Siz konuşurken Atlas da söylemedi. Hani Mere'yi kazanmıştı, okumuş muydu, bitirmiş miydi bilmiyordu. Hayırdır? Bu kim bu saatte? Kim o? Benim ben Bekir. Açsana. Bekir mi? Hayırdır inşallah, bu ne? Şunları nereye koyalım? Geç. Hayırdır Bekir? Aa. Geç, geç, geç. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Ayakkabılarını çıkarsana, ahırım burası. Sen de çıkar. Nereye koysunlar bunları? Şöyle, şöyle geçin. Geç bakalım. Geç. Sağ ol. Çocukların canı çıktı. Bir yerleşsin de sorgu suali sonra mı yapsak? Ne dedi? Bir şey demedi. İyi. İstenmediğin yerde durmak sana yakışmaz. Çık gel. Artık istifa mı ediyorsun? Tayin mi istiyorsun? Ne yapıyorsan yap. Dön gel. Anne, konuştuk bunu. Hayır efendim, konuşmadık. Başına iş alacaksın. Hissediyorum ben. Kalbim sıkışıyor burada. Zaten bıraktın gittin beni burada tek başıma. Bravo yani. Bir kardeşim var anne. Gözleri görmüyor. Bir şey demedin. Biliyor muydun yoksa? Kulağıma çalınmıştı. Ne yapayım yani? Allah şifa versin. Sana ne bundan? Irmağı gördün mü? Gördüm. Biliyorum ben. Onun için gittin sen zaten oraya. Oğlum bak. Bunca zaman sonra bu kıza ümit verme. Ona da yazık, sana da. Herkes kendi yolunun yolcusu, kimseyi yolundan çevirme. Sonra ikiniz de o yolda kaybolursunuz. Beni dinle. Dön gel şuraya. Ha. Ay kız ne güzel oldu. Vallahi dizilerdeki mutfaklara benzedi ha. Yarın Nurten'i kahveye çağırayım ben. Anne ne yaptın sen ya? Ne yapmışım? Nereden çıktı şimdi bu gece gece? Mutfağı daralttı zaten. Ay mutfak değil, daralan benim. Ay iki sevindik, hemen laf hemen söz. Ben bir şey demedim. Laf olsun diye fiyatını sormuştum. Çocuk kendi düşünmüş, getirmiş. Allah razı olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Annem mi istedi? Önemi yok. Bugün çarşıda Atlas'ı gördüm. Dönmüş. Öyle mi? Bizim okula öğretmen olmuş. Bir şey demiş ama. Ne diyeyim ki? Bilmem. Senin haberin olmadı mı hiç? Yok. Irmak. Lisede değiliz artık. Bazı şeyler çok eskide kaldı. Kaldı değil mi? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki... Üzme beni. Ben üzülünce kötü bir adam oluyorum. Beni kötü yapma, olur mu? Ne demek Bekir şimdi bu? Ne demek istiyorsun? Ne demek şimdi bu? Bilmem ne.
Bana diyecek başka bir lafın yok mu? Ne diyeyim oğlum? Allah senden razı olsun. Ama bana bak, hediye falan değil bu. Emekli maaşından azar azar ödeyeceğim ben sana, anlaştık mı? Ya olur mu öyle şey? Münevver teyzeciğim, sen orasını düşünme. Hallederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Elinizi öpeyim. El öpenlerin çok olsun. İyi geceler Irmak. İyi geceler. Hadi güle güle git. İyi geceler. Geceler. Hayırla uğurla. Anne? Anne nereye? Anne nereye gidiyorsun bu saatte, delirdin mi? Evet, delirdim. Akıl kalmadı kızım bende. Suçlusu da sensin. Nereye dedim sadece ya? Sen Atlas'ın geldiğini biliyordun değil mi? Bir kere yalan söyledin. Evet. Hah! Yolda gördüm de ne alakası var şimdi? Sen bu saatte nereye gidiyorsun? Ben Arif Hoca'nın kapısına dayanmaya gidiyorum kızım. Ne? Evet, diyeceğim ki oğluna sahip çık. Ben şaşkın kızıma laf geçiremiyorum. Hayır anne, git bir yere, git. Irmak olsun. Çekil önümden. Anne geçer misin? Anne ne oluyor ya? Karışma sen, çekil. Anneciğim geçer misin içeri? Irmak çekil. Anneciğim geçer misin? Ben karışma. Ben içeri geçer misin? Ben başımı temizleyeceğimi biliyorum. Anne. Anne. Ay başım, bir dakika. Anne. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. İskender bir şey söyledi. Atlas gelmiş. Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok oğlum. Ya gidecek ya da gidecek. O okula öğretmen diye gelmiş. Bana ne ya? Ne için geldiyse geldi, beni ırgalamaz. Gidecek. O kadar. Ya ayakları üzerinde ya da omuzlar üzerinde. Ama gidecek. Deli deli konuşma ya. Bir dur bakalım. Bir dur bakalım bir. Günde olmadan neler doğar? Ha? Irmak yenge konusunda sana diş biliyor. Yani ona kelek attığını düşünüyor. Bekir! İskender! İskender! Gel! Onun ne suçu vardı şimdi? Ayıp ettin Bekir. Ayıp ettin. İskender! Gel! Ya gideceksin ya da gebereceksin. Bunun ortası yok. Bunun ortası yok. Bunun ortası yok. İyi düşüyor. 14-10. Anne. Anne şunu içiver ya. Al şunu, al. Oh. Şu saçmalı köşe takım için mi? Keşke kızım, keşke. Kalkabilecek gibi misin? Yatıralım mı seni yerine? Yok kızım, hiç takatim yok. Siz bir battaniye getirin, şuraya kıvrılayım. Allah'ın sevgili kuluysam sabaha da gözlerimi açmam inşallah. Cık, ay yarabbi ya. Ya sen bir battaniye getir, sen abla içim hadi. Gözümle gördüğüm hoşuma gitmiyor. Ne görüyorsun ki? Yapamam şunu. Ah. Ah. Abla. Tamam tamam, elleme tamam.
Bu iş niye bu kadar abartı ya? Hadi gidin siz de. Rahat mısın? Atlas. Sen bu saatte... Çok geç oldu değil mi? Hangisi daha geç bir vakit? Benim gelişim mi, senin gelişin mi? Benim burada olduğumu kimden duydun? Burası küçük bir yer, unuttun mu? Yani onu da mı unuttun? Nar getirdim sana. Bana nar getirmek için mi geldin? Benim nardan da olsa bir sebebim var. Sen niçin geldin? Benim de yardan bir sebebim var. Sahi mi? İstiklal Marşı için dikkat. Ses veriyorum arkadaşlar. Korkma. Korkma sönmez bu çaba. Karla yüze dalsak da. Ne yapıyorsun? Devam et, devam et. Devam et dedim. Mesajlaşıyor musun? Komik video mu izliyorsun? Ne yapıyorsun? İstiklal Marşı okunuyor. Farkında mısın? Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Sadece bir kulağın bende olsun. Sen hiç mayına bastığı için ayağı parçalanmış bir asker gördün mü? Nasıl olur biliyor musun? Üstündeki kamuflaj pantolonu parçalanır. İçinden sivri, incecik bir kemik çıkar. Kaval kemiği. Kaval kemiğinin sağında solunda sallanan et parçalarını görürsün. Canın acımaz. Hem de hiç acımaz. Öylece bakarsın. Paramparça olmuş ayağına. Veya uzun namlulu bir tüfekle vurulmuş birini gördün mü? Yanındaki arkadaşın vurulur mesela. Yüzüstü yere düşer. Hemen koşarsın, yanına gidersin. Omuzundan tutup çevirirsin. Sırt üstü yatırırsın. İşte o zaman görürsün. Arkadaşının bağırsaklarının yarısı bedeninde, yarısı toprağın üstündedir. O görmesin diye çenesinden tutup kafasını yere bastırırsın. Komutanım der sana. Çok mu kötü? Komutanım ölecek miyim? Bir yaşında bir kızım var komutanım. Adı Merve. Kokusu geldi burnuma. Ölecek miyim komutanım? Senden bir ya da iki yaş büyüktür en fazla. Burnunda kızının kokusuyla şehit düşer. Niçin biliyor musun? Şu iki kıta marş korkusuzca söylensin diye.
Bu bayrak özgürce dalgalansın diye. Şimdi ne yapıyorsan yapmaya devam et. Hayırlı olsun Esra Hocam. Teşekkür ederim Müdür Bey. Okulumuzda disiplin her şeyden önce gelir. Merak etmeyin. Öğrencilerimiz mum gibidir. Rahat edersiniz. Açık büfe kahvaltısı kaçta başlıyor hocam? Anlamadım. Müdür Bey, ben buraya rahat etmeye değil, öğretmen olmaya geldim. Açıkçası mum gibi öğrenciler benim için çok da doğru bir öğrenci modeli değil. Öyle mi? Maalesef öyle. Heyecanınızı ve idealistliğinizi anlıyorum Esra Hocam. Branşınız gereği insan psikolojisine, bilhassa ergen psikolojisine vakıfsınız. Onu da biliyorum. Bunun psikoloji bilmeyle bir alakası yok Müdür Bey. Müsaade edin bitireyim. Şimdi siz gençlerle arkadaş olmak istersiniz. Ama onların arkadaşları var. Asıl ihtiyaç duydukları yol gösterecek birisidir. Onlar ergenlik denen karanlık bir ormandan çıkmaya çalışıyorlar. Yol arkadaşına değil, onlara fener tutan, liderlik edecek birisine ihtiyaç duyarlar. Saygı duydukları, hatta zaman zaman korktukları. Eğitimin sembolünün meşale olması boşuna değildir hocam. Haklısınız. Yollarını aydınlatan bir meşale. Öyle uslu durmayanı yakarım diye üstlerine savurduğumuz bir meşale değil. Sizce ben nasıl bir öğretmenim Esra Hocam? Eline böyle kalın bir cetvel alan, öğrencileri sıra dayağından geçiren bir öğretmen. Yoksa koridorda sesi duyulduğunda öğrencilerin böyle çil yavrusu gibi dağıldığı bir öğretmen mi? Ya da arkasından hele bir mezun olayım da Arif Hoca'nın ağzını burnunu kıracağım denilen türden bir öğretmen. Hangisiyim ben? Ben söyleyeyim Esra Hocam. Hiçbirisi. Meslek hayatım boyunca hiçbir öğrencime fiske vurmuşluğum yok. Vuramam da. Ama vurmayacağımı onların bilmesini istemem. Gir. Müdür Bey. Hayırlı olsun Atlas Hocam. Esra Hocam size de. Teşekkürler. Buyurun hocam. İşimiz var bu adamla. Neden? Siz gelmeden önce neler söyledi neler. Öğrenciler mum gibiymiş. Disiplin her şeymiş. Taş kafalım teki. Öğrencileri geçtim. Çocukları varsa onlara acıdım. Kusura bakmayın. Dakika bir gol bir müdür beyle papaz olmayayım diye içeride tuttum. Artık ne kadar tutabildiysem kendimi size patladım. Sorun değil.
Esra ben. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığı. Atlas, matematik. Memnun oldum hocam. Ben de hocam. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Sadık söylediydi de inanmadıydım. Atlas, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk hocam. Şu Allah'ın işine bak. Öğrencimle meslektaş oldum. Hem de aynı okulda. Benim için gurur kaynağı hocam. Arkadaşlar, Atlas hocam müdür beyin oğlu. Benim de öğrencim. Merhaba. Sizi gördüğüme sevindim hocam. Ben de Atlas. Haklısınız müdür bey, işimiz var. Ama belki güçlerimizi birleştirebiliriz. Ne dersiniz? İyi dersler müdür bey. Senin hazır değil mi lan bu? O vallahi. Hmm. Sen. Ben mi hocam? Evet sen. Çık dışarı. Kapının önünde bekle. Sana çık dışarı, kapının önünde bekle dedim. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Sen de çık. Kapıdaki arkadaşlarını çağır. Hoca çağırıyor. Hayatınızın her alanında sizi şaşırtan, anlam veremediğiniz, anlamaya çalıştığınız her ne olursa olsun neden diye sorun. Neden beni sınıftan atıyorsunuz? Neden arkadaşlarımızı sınıftan attınız? Bir üçgenin İç açılarının toplamının
180 derece olduğunu öğrenmenin yolu iç açılarının toplamının neden 180 derece olduğunu bilmektir. Ezberlemek değil. Bilin arkadaşlar. Ezberlemeyin. Dersimiz bitmiştir. Teneffüse çıkabilirsiniz. Hocam daha zil çalmadı. Bu senin için yeterli mi? Yeterli. Baykuş, ne diyorsun yeni hocaya? Kafa adam gibi yani. Ya bırak Allah aşkına ya. Aklı sıra bize şirinlik yapıyor. Hayır, ver dersini geçin, artistik yapıyorsun. Niye öyle diyorsun oğlum? Bana farklı geldi. Sana farklı gelse ne olur? Arif Hoca onu da yola getirir. Gençler, bir maça ne dersiniz? 2-2. Onda biter. Gazozuna. Vay, kumara teşvik. Çok hareketli günler bizi bekliyor. Ama Arif Hoca bunu öptürür, ben söyleyeyim. Çok karizma değil mi ya? Karizma vallahi. Ne diyorsunuz? Olur hocam. Yeni hocamızın bir gazozunu içeriz. Yani güzel olur yani. Orası belli olmaz. Kim? Bize fark yapmaz hocam. Fark etmez diyorsun yani. Tamam, sen benimle ol. Siz de ikiniz olursunuz. Olur mu? Okey. Okey mi? Tamam demek istiyorsun yani. İngilizce zayıf galiba hocam. Learning a language is a must, but it does not mean betraying your mother tongue. Davet istersen hoca başlasın. Bana bak, sayı yaparsan seni gebertirim. Bu şirinlik muskası hocayla sınırları çiziyoruz. Anladın mı? Hadi hadi. İki sıfır. Biraz sert oynadık galiba ha? Biz de böyle hocam. Peki, anladım. At, at, at. At, at. Ne işiniz var sizin dışarıda? Müdür bey hocamız çıkabilirsiniz demişti ama. Evet müdür bey, ben söyledim. Dersimiz bitmişti. Daha zil çalmadı hocam. Hadi hocam, müdür bey de telefondan zil sesi dinletsenize. Atlas hocam, odama gelir misiniz?
Güzel oyundu çocuklar. Sonra devam ederiz. Atlas mıymış adı? Evet, dün gelmiş. Yarın gider gibi o zaman. Bana pek öyle gelmedi ya. Allah Allah. Uykusuzluk senin başına vurmuştur, ondandır. Ne oldu Yasemin? Çok mu sevdin hocayı? E al evine besle. Türkçesi de sağlam. E zaten matematikçi. TM'den yürürsün. Kartal, git başımdan. Gir. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiç. Sadece öğrencilerimle bağ kurmaya çalışıyorum. Müdür bey. Bak şimdi müdür bey. Hayatımda sadece bir kez. O da dalgınlıkla baba demiştim. Bütün arkadaşlarımın önünde ben senin baban değil, öğretmeninim demiştin. Şimdi ne dememi bekliyorsun? Bana bak. Daha geleli 24 saat bile olmadı. Önce ailene, sonra da okulda saçma sapan hareketler içine girdin. Filmlerdeki karizmatik, eğlenceli öğretmen havası, pozları burada sökmez. Burası gerçek dünya ve gerçek dünyanın kuralları var. Senin de benim de uymam gereken. Sen de uysan iyi olur. Çıkabilirsiniz şimdi. Atlas hocam. Ya bir şey daha. Ailenden uzak dur. Sevgiyi ortada hiçbir sebep yokken durduk yere heveslendirdin. Gözünden okuyorum. O kadıncağızı da olmayacak hayallere sürükleme. Okul dışında ne yapacağıma izin verin de ben karar vereyim. İyi. Ama Aylin benim kızım. Orası da benim evim. Ve seni o evde görmek istemiyorum. Biliyorum. Çok uzun zamandır biliyorum. İlk fırçamızı yedik galiba. Evet, ilk. Geride kalan 1 milyon fırçayı saymazsak. Müdür bey babanız demek. Müdür bey? Müdür beydir. Gölden kurtaranın Atlas olduğunu bilmiyor. Kızın hiçbir şeyden haberi yoktu oğlum. Senelerdir rahattım ya. E kimse bir şey bilmiyor ki. E sen söylemesen ben de bilmiyordum. Irmak, bunu duyarsa ne olacağını anlıyorsun değil mi? Abartıyorsun be Bekir ya. Ya bu saatten sonra Atlas gidip seni kurtaran bendim mi diyecek? Hem desen olur ki. Diyecek adam şimdiye kadar gider derdi. Değil mi? O iş öyle değil işte. Araya adam mı koydu, ne yaptı? Tayinini buraya çıkardı bak. Bu öç almaya geldi, öç. Almak istediği tek şey öç de değil tabii. Irmak. Ölürüm de vermem oğlum. Saçma saçma konuşma Bekir ya. Bunca zaman sonra olan olmuş, biten bitmiş. Vehim bu vehim.
Başka bir şey değil. Beyim. O iş öyle değil işte. Atlas hocam. Siz de mi yeni geldiniz? Açıkçası benim kafam biraz karıştı. Yani Nevzat hocam öğrencim diyor. Müdür bey babanız... Uzun bir hikaye. Benim işim dinlemek. Belki bir gün. Tahmin etmesi zor değil. Siz nerede kalıyorsunuz? Yani baba evinde kalmadığınız belli. Çarşıdaki oteldeyim. Ama bir ev bulsam iyi olacak. Otele güç yetmez. Ben emlakçıya gidecektim. Dilerseniz eşlik edebilirim. Olur tabii. Buyurun. Acaba bizim emlakçı Muzaffer hala çalışıyor mudur? Atlas! Hürmak? Söyleyeceğin her şeye inanmaya hazırdım ben. Ben bekledim. Bir telefon bekledim. İki satır bir mektup, bir tanıdıkla gönderilecek bir selam bekledim. Hiçbiri gelmedi. Ne selamın geldi ne de sen geldin. Atlas, ben seni bekledim. Şimdi diyeceksin ki ben mi dedim bekle diye. Anlasaydın arayıp sormayışımdan. Anlasaydın bunca zaman sonra bir gün oturup konuşuruz deyişimden. Anlamadım. Belki de anlamak istemedim. Sahipleri sizleri Ömür. 5 çocukları var. Müteahhite verelim dediler olmadı. Satalım dediler olmadı. Kiracı da çıkmadı. Kaldı böyle. Kira için ne düşünüyorlar peki? Orası kolay. Hallederiz. Siz beğenin yeter. Üst kata da bakabilir miyiz? Tabii buyurun. Kısmetse kalmış olacağız Atlas hocam. Bakalım kira için ne diyecekler Esen hocam. Teşekkürler. Çok teşekkürler Muzaffer amca. Hayırlı olsun. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Bu kadar çabuk halledeceğimizi tahmin etmiyordum. Vallahi sıkı pazarlık yaptın. Annemden geçti bu huy. Kıt kanaat yaşayınca kuruşun hesabını yapıyoruz. Sayende epey kâra geçtim. Sen olmasan ben çoktan tamam demiştim. O zaman size bir yemek ısmarlayayım da borcumu ödeyeyim hocam. Akşam yemeğini de bedavaya getirdim. Aferin bana. Şaka yapıyorum. Ne hesapçı kadın deme sakın. Yok deme. Merak etmeyin. Nerede yeriz? Şehre mi geçeceğiz yoksa buralarda bir yer mi? Aslında liseden bir arkadaşımın ocakbaşı var yakınlarda. Temiz güzel bir yerdir. İsterseniz oraya gidebiliriz. Arkadaş olduğu için indirim de alırız. Bizi gördüğüne sevinecektir. Eminim. Bu taraftan. Akşam yemeğini bedavaya getiririm lafını ciddiye almadın değil mi? Yok almadım dedim ya. Ben bazen kendimi ifade etmekte zorlanabiliyorum. Bir psikolog olarak. Terzi kendi söküğünü dikemiyor diyelim. Anladım. Yasemin sen misin? Benim anne. Oo.
Hayırdır, bu saatte bir şey mi oldu? Yok, seni merak ettim. Oh, çok düşünürsün beni, belli belli. Düşünürüm tabii. Anne, ben... Kızım, ne diyeceksen de mi? Allah rızası için de mi? Ne diyeceğimi ne biliyorsun ki? Allah Allah. Kız, seni ben doğurdum. Gözünden, sesinden neler olup bittiğini anlarım. Anlarım da... yüz göz olmamak için susarım. Hadi ben gidiyorum. Babandan bize ne kaldı kızım? Ha? 3 kuruşluk emekli maaşı, bir de bu soyadı. Ben haram yemem. Ben evlatlarımın kursağından haram lokma sokmam. Aman sokma. Aç kal. Bütün iş arkadaşları ev aldı, araba aldı, yazlık aldı. Karıları, ha, buralarına kadar burmaları dizdiler. Ne çektiğimi ben bilirim be. Baklanın kurtlusu, mintanın bitlisi. Oh ya Rabbi şükür. Anne, konu babam mı Allah aşkına ya? Kızım, ben de babana aşıktım. Ölüyordum, bitiyordum aşkımdan. Gençtim. Sandım ki aşk varsa her şey tamam. Öyle değil. Vallahi billahi değil. Anne, sen benden ne istiyorsun onu söylesene. Ben biliyorum aslında ne istediğini de. Öyle mi? Ne istiyormuşum ben? Kızımın mutluluğundan başka ne istiyorum acaba ben? Ben Bekir'i sevmiyorum. Ama o seni seviyor. Önemli olan da bu. Tene sevdanın ömrü 1 yıl. Geçer gider. O Bekir seni el üstünde tutar. Sana bakınca çocuğun içi titriyor. Eli ayağı birbirine dolanıyor. Görmüyor musun? Ben görüyorum. Ya benim içim titremiyorsa o zaman ne olacak? Kızım, ben anamın karnından bu yaşta doğmadım. Bu akılla da doğmadım. Aşkmış, sevdaymış ben de gördüm. Sonra da hepsinin yalan olduğunu gördüm. Ya yalan değilse? Yalan! Hem de dünyanın en büyük yalanı. Aşk seni yaralayanın peşinden koşmaktır. Her kadının gönlünün kuytusunda yarım kalmış bir sevda var. Bu böyle. Ciğerini yakandan merhem istiyorsun. Yapma. Gözünü seveyim, yapma. Aklını başına topla. Teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kartal. 2 kişi misiniz hocam? Yok, 6 kişi olacağız. Tamam. Ya ben sormadan diğer hocaları da davet ettim ama... hem kaynaşma yemeği gibi olur. İyi düşünmüşsünüz hocam. Nereye geçelim? Hocam şöyle buyurun isterseniz. Olur. Buyurun hocam. Kartal. Buyur abi. Kim bunlar? Atlas yeni matematik öğretmeni. He. Yanındaki de Esra hocam. Bu da yeni rehberlik öğretmeni. Tamam, bak şimdi sen. Tamam. Ne var? Ben sana dedim Vehim diye, değil mi? Ne diyorsun oğlum? Atlas burada.
Yanında da yeni gelen hatun bir öğretmenle baş başa yemeğe gelmiş. Ama dedim. Hatunla mı? Evet. Bak Atlas o defteri çoktan kapatmış oldu. Ben diyorum ki bak. Ben evlat değil, babalarının kopyasını doğurmuşum. Aynısını aynı. O da önünü ardını düşünmez, burnunun dikine 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 dikine. Yeter ama ya. Ben de bu evde yaşıyorum yani. Ne oluyor, ne konuşuyorsunuz? Bana da söyler misiniz? Bilme sen. Her şeye maydanoz. Yürü git içeri. Bütün hıncımı senden çıkarırım ha. Çekil. Aman tamam ya. Ne haliniz varsa görün. Umurumda değilsiniz. Hay Allah'ım ya. Ben okul okumadım. Ama hayat kafama vura vura çok şey öğretti kızım. Gençsin, toysun, bilmezsin. Bilmediğini de bilmezsin. Memleketten gidenle kalanın saati aynı işlemez. Kalanın saati durur, gideninki başka işler. Hah! O senin arkadaşın Ayşegül. Ortaokul, liseyi beraber okudunuz hani. Üç gün o burada, üç gün sen orada kalırdınız. Sabahlara kadar ha 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 hi 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 ne varsa. Sonra üniversiteyi kazandı, gitti. Altı ay sonra ara tatilde geldi. Sen de gece onda kalacağım diye koştura koştura gittin. Üç saat sonra geri döndün tıpış tıpış. Anne konuşacak bir şeyimiz kalmamış. Hatırladın mı? Aynen öyle olacak. Yasemin, kapıya bak. Anne, Bekir abi geldi. Buyursun, buyursun. Teşekkür ederim. Bir hoş geldin yok mu Cafer? Atlas hocam. Keşke Arif hocayı da çağırsaydım. O sevmez böyle şey. Nevzat hocam söyledi. Siz müdür beyin oğluymuşsunuz. Evet hocam. Öyle. E hadi ya acıkan yok mu? Yutkuna yutkuna bir hal oldum. Ah. Ben başlıyorum. Hocam afiyet olsun da bu kuyruk yağı dokunmasın size. Ha? Vallahi bu saatten sonra ne yersem kârdır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Esra hocam, bence soğan salatasını mutlaka denemeniz lazım. Bu arada siz nereliydiniz? Baba tarafı Malatyalı ama ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Vallahi kayısı tatlısını çok severim. Bak şimdi canım çekti. Neden zorluyorsun Bekir? Seviyorum kızım, ne yapayım? Tamam. Atlas yeni gelen bir hocayla baş başa yemeğe çıkmış. Cafer'in oradaymış bizim mekanda. Yemeğe gidelim deme sebebin buydu değil mi? Yani onun için geçmişte kalmış. Sen de gör istedim. Gidip beraber görelim. Ama yok. Görmeye dayanamam dersen. Atlas'ı karıştırma. Sen de beni kimseyle karıştırma. Gidip görelim diyorum. Bir şey demiyorum ki. Aklını kurcalayan bir şeyler varsa temize çıksın. Sonra da... Hah! Biz hazırız Bekir. Hadi çıkalım. Hah. E hadi o zaman gidip güzel bir yemek yiyelim. Olur. Göreceğimizi de görelim. Merak etmiyor musun? Neyi?
Münevver teyze, Arif Hoca var ya, onun bir oğlu vardı, Atlas. Sınıf arkadaşımızdı. Ha, bildim. Ha. O bizim Kuyubaşı Lisesi'ne öğretmen olarak gelmiş. Nasıl ya? Matematikçi Atlas Hoca. Sınıf arkadaşınız mıydı? Abla? Hadi ben üstümü değiştireyim de çıkalım. Sınıf arkadaşımızdı ya. Matematikte falan zorlanırsan bana söyle bak. Biz nasıl olsa eski dostuz. Kırmaz beni. Bir de yanında da bayan bir arkadaşı varmış. Öyle mi? O da öğretmenmiş. Ev bakmışlar birlikte. Emlakçı Muzaffer söyledi. Hayırlısı. Anne bir saniye bekler misin? Alo. İyiyim anneciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Anne şu an yemekteyim. Daha sonra konuşsak olur mu? Tamam. Hocam. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok. Anne. Ne oldu ne bitti diye meraklanmış da. Anne işte. Hocam. Siz ablam ve Bekir abiyle sınıf arkadaşıymışsınız. Evet öyle. Yasemin hadi. Buyurun Münevver teyze. Tamam Bekir'im. Buranın soğuğu bir başka olur. İçeri geçelim mi? Almış numarayı bitir. Sen. Cafer. Buyur Bekir. Hocaların masasına şöyle güzel bir meyve tabağı yaptır. Şık bir şey olsun. İzninizle. Afiyet olsun. Nasılsınız Münevver teyze? İyiyim, sağ ol. Atlas. Yenge buraya bakıyor. Oğlum bir başına bıraktın yengemizi. Ayıp. Bir başına bırakmanın ne demek olduğunu sen iyi bilirsin Bekir. Ayrıca hanımefendi yengen değil, meslektaşım. Ha, sen de açılmadık diyorsun yani. Anladım. E oğlum bugün sizi ev bakarken görmüşler. Burası küçük yer. Çabuk duyuyor. Bir de mobilya falan bakacak olursanız bana uğra. Yengemle beraber. Nasılsın Irmak? Irmak iyi, sağ ol. Tekrar afiyet olsun. Sana da. Sizi gördüğüme sevindim. Daha sık görüşeceğiz. İyi akşamlar.
Bekir abi ne oluyor? Resmen soğuk rüzgarlar esti. Yasemin, seni ilgilendiren bir şey yok. Arkadaşların galiba. Hı hı. Beraber okuduk. Buranın sahibi olan. Buranın ve birçok şeyin. Şimdilik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bak kim var orada. Of. Aga kusura bakma ya. Oğlum buna bir pansuman mansuman bir şey yaptırdınız mı? Yaptırdık hadi sağ ol. Görüyorsun oğlum, cinlerim tepemde zaten. Neyle uğraşıyoruz? Kusura bakma İskender. Eyvallah. Cafer. Şu herif nerede kalıyor bir öğrenelim. Tamam. Arif Hoca'nın evinde kalmadığı kesin. Öğretmen evi de full çakılı zaten. Bir öğrenelim şunu. Okulda çocuklar konuşurken duydum. Şu uykusuz velet var ya. Ne o Yasin? O söyledi. Çarşıdaki otelde kalıyormuş. Ha. İyi. İyi. Barıştık mı yani? Sordum, söyledim. Eyvallah. O zaman bu gece bir ziyarete gidelim. Olur mu İskender? Sabah da yolcu ederiz. İyice taktı kafayı. Delilik yapacak diye çok korkuyorum. Irmak için dünyayı ateşe veririm bu. Ona bir şey olmaz. Döner dolaşır, bize bulaşır. Asıl benim korkum o. Bekir, gel bir kahve iç istersen. Sonra gidersin. Yok Münevver anne, içmiş kadar oldum. Ben gideyim artık. Kesene bereket Bekir abi. Afiyet bal şeker olsun. Hadi. İyi geceler. Irmak. İki dakika kalsan. Gözünle gördün işte. Herkes kendi yolunun yolcusu. Biz de önümüze, yolumuza mı baksak artık? Ha? Haksızsan haksızsın de. Herkes haklı zaten. Bir ben haksızım. Alo. Hazırlanın, gidiyoruz.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İskender abi hayırdır? Atlas kaç numarada? Odasında abi, haber vereyim. Haber ver demedim. Kaç numarada dedim. Hemen bakıyorum abi. 113. Sağ ol. Geç kaldın İskender. Bekir'in konuşacakları var. Aşağı gel. Muhakkak. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Değil mi? Aşağı gel. Ne zaman çağırdınız da gelmedik İskender? Teşekkür ederim İskender. Arkadaşlar, uzun zaman oldu ha? Görüşmeyeli nasılsınız? Cafer? Ocak başına terfi etmişsin. İskender? Hala dıgıdık dıgıdık mı? Sen de kantin işini almışsın. Bekir kardeşiniz kol kanat gelmiş. Öyledir ama Bekir. Kimin ihtiyacı olsa mutlaka elini uzatır. Öyle değil mi Bekir? Kes sesin. Konuşmak için çağırmadın mı? Emanet yoktu bunun yanında. Boş gezmez ki abi. Sana burada istenmediğini daha nasıl anlatsak acaba ya? He? Babam bile kapısını açmamış sana. Otel köşelerinde sürünüyorsun. Beni bu kadar düşündüğünü bilseydim sana gelirdim Bekir. Irmağa aşık olduğum için sana düşmanım sanıyorsun değil mi? Öyle değil mi? Irmağı üzdüğün için sana düşmanım. Onu hak etmiyorsun. Esra Hoca ile aramda bir şeyler var sanıp toplayıp getirdin herkesi. Ne oldu? İşe yaradı mı? Yarayıp yaramayacağını sen göremeyeceksin. Öyle mi? Yazık. Irmak hala kendisini kurtaranın sen olduğunu sanıyor değil mi? Aslında geldiğin iyi oldu. Onca zaman sonra Irmak'a bir sürü şeyi fark ettirmiş oldum. Neymiş o bir sürü şey? Irmak'ı zerre önemsemediğin, onu sevmediğin, hepsinden önemlisi onu hak etmediğin. Sen mi hak ediyorsun yani Irmak'ı? Evet. Bak işte bunun üzerine yemin edebilirim. Ben onun için dünyayı yakarım oğlum. Sabah seni burada görmeyeyim.
Hadi gidelim. Abi kaç kilometre yol geldik, adamı buradan mı bırakacağız? Sorun değil İskender. Bu ilk de değil zaten. Hatta ilkini düşününce şartlarım gayet iyi. Öyle değil mi Bekir? Binin lan arabaya. Görmeyeceğim seni. Anladın mı? Ablam ve Bekir abiyle sınıf arkadaşıymışsınız. Evet öyle. Yasemin hadi. Atlas. Yenge buraya bakıyor. Oğlum bir başına bıraktın yengemizi. Ayıp. Yolunu mu kaybettin, yolunu mu şaşırdın? Garip. Bazı şeyler gerçekten hiç değişmiyormuş. Atla hadi. Üşüdün mü? Hem de nasıl. Ortalık kızışıyor ha. Ortalık kızışıyor. Da. Senin nereden haberin oluyor? Kokuyu alıyorum. Öyle gibi. Gidecek misin peki? Tabii ki gitmeyeceğim. Hep arkana bakıyorsun. Geçmişe. Önüne bak artık. Yoksa takılır düşersin. Sen artık bir öğretmensin. Bakma aynı formayı giydiklerine. Hiçbiri aynı değil. Hepsi farklı hayatlardan, farklı dertlerin içinden geliyorlar. Bakma bağıra çağıra konuştuklarına. Seni duyuyorum de, bağırmasınlar. Vara yoğa katıla katıla gülmelerine kızacağına, gülmelerine sebep ver. Kavga ettiklerinde onları cezalandırmak yerine, büyük kavgaya hazırla onları. Hayata hazırla. Unutma evlat, bir öğretmen sadece tahtaya bir şeyler yazacağı zaman öğrencilerine sırtını dönebilir. Abla,
Ne zaman anlatacaksın? Neyi? Atlas Hoca ile arkadaşmışsınız ya. Lise arkadaşıyız hepsi bu. Anlatacak bir şey yok. Bekir abi haklı galiba. Ne konuda haklıymış Bekir abi? Esra'ca durumları. Teneffüslerde Atlas Hocam da Atlas Hocam, Atlas Hocam da Atlas Hocam. Sürekli dibinde. Yasemin! Geldim anne. Yakışıklı adam ama ha. Vallahi Allah sahibine bağışlasın. Yasemin! Ömür törpüsü Yasemin! Geldim, geldim. Bunca zaman sonra döndün. Şimdi bana bir şey söylemek zorundasın Atlas. Atlas Hocam. Esra Hocam. Günaydın. Günaydın. Diyorum ki bu hafta sonu İstanbul'a gideyim. Eşya yükle falan epey bir iş var. Şaka maka komşu da olduk. Eğer yardım edebileceğim bir şey olursa seve seve. Çok teşekkürler, çok naziksiniz. Rica ederim. Atlas. Olduğu zaman ben okula geçeyim Atlas, görüşürüz. Bunca zaman sonra döndün ve bana dedin ki bir gün oturup konuşuruz. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ne diyeceğinden daha önemli bir şey var. Dönen Atlas, onun beklediği Atlas mı? Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun ya, neyi bilmiyorsun? Ne söylemem gerektiğini. Aslında haklısın biliyor musun? Yani ne diyebilirsin ki? Annem de haklı. Gidenin saatiyle kalanın saati bir işlemiyor. Ben seni bekledim. Bunca zamandır gelmeyişine, aramayışına, sormayışına hep bahaneler buldum, kendimi kandırdım, inandım. Çok da yoruldum. Peki karşılığında ne gördüm? Bir gün oturup konuşuruz. Öyle mi yani? Şuraya bak bak. Onca zaman sonra... ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Irmak. Demek hep böyle oluyormuş. Nasıl oluyormuş? Dönmesini beklediğin insan tam da sen vazgeçtiğinde dönüyormuş. Vaz mı geçtin? Vazgeçmedim desem ne olacak? Söyle. Ne yapacaksın? Dur ben söyleyeyim. Bilmiyorum. Ama ben ne yapacağımı biliyorum biliyor musun? Sevdiğinle değil seni sevenle. Annem haklı ya. Vallahi de billahi de haklı.
Irmak. Sen beni istiyor musun? Ha? İstiyor musun, istemiyor musun? Tilkiye tavuk ister misin demişler. İnsanın güleceğini getiriyorsunuz demiş. Söylediğin laf mı şimdi? Kızım sen şu an benim konuşabildiğime şükret bence. Bekir, istiyor musun, istemiyor musun? Ya istemez olur muyum? Kaç senedir bekliyorum seni. İyi. Madem öyle. Akşam gel iste beni. Cafer, oğlum buraya çabuk 3-5 tepsi baklava göndersinler. Bütün esnafa dağıtsınlar. Oğlum, Irmak evet dedi lan. Aynen, evet dedi. Oldu lan sonunda. Onca yıl bekledim. İyi ki bekledim. Irmak, seni çok sevdim be. Hey millet! Şş, toplanın. Bomba gibi haberlerim var. Yeni gelen matematikçi var ya, Atlas Hoca. Bizim okuldan mezunmuş. Aa. Ablamların falan sınıf arkadaşı. Bekir abiler, İskender abiler falan hepsi tanıyormuş. Anladığım kadarıyla da acayip hikayeleri var. Şimdi anlaşıldı abim dün geceki orsu ortuğunu. Mekana geldiklerinde de Cafer abinin suratı falan da bir karıştı. Bir de bana soruyor kim bu hoca yanındaki kim diye. Buradan kırık bir aşk hikayesi çıkar mı? Çıkar. Ben size diyeyim. Çıkar. Yeter, oynama artık şunla. Hadi bakalım güzel kızım, yatalım bakalım. Ha? Al bakalım bebeğini de kucağına. Uzak ülkelerin birinde bir prenses yaşarmış. Her prensesin olduğu gibi ait olduğu masalı ararmış. Prensesin altın sarısı saçları güneş gibi parlıyormuş. Günler, geceler boyu odasının penceresinde oturur, gelip onu alacak, masalının prensesi yapacak kahramanını beklermiş. Bir de kahraman varmış ama kahraman olduğundan haberi yokmuş. Ne atım ne kılıcım var diyormuş. Böyle kahraman olur mu? Bir de kötü kalpli bir canavar varmış. Prensesi mağarasına götürmek istiyormuş.
Kahraman biliyormuş kötü kalpli canavarın prensesinin peşinde olduğunu. Ama diyormuş ki prensese masal veremem ben. Benim bir kılıcım bile yok. Oysa bilmiyormuş ki masal verilmez, masal olunur. Bakayım. Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım hayırlısıyla. Eyvallah. Yasemin koş. Kapıyı aç. Kızım kalk bak. Hadi hadi hadi. Geldim. Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlarınız olsun Münevver teyze. Teyze diye girdiğin evden anne diye çıkacaksın inşallah. İnşallah. Geç geç, öyle durma geç. İyi akşamlar. Hoş geldin. Bekir, ne dikildin kaldın öyle? Sanki ırmağı ilk defa görüyorsun. Kızım, sen de ne duruyorsun orada? Alsana elindekileri. Bekir, sen de geç. Geç. Vay be. Bekir Efendi sonunda muradına eriyor. İyi oldu vallahi. Atlas'ın gelmesine kızıyordu bir de. Ama şaşırdım. Irmağan gel beni iste demesin. İyi oldu iyi. Bekir Efendi'nin de ağzı kulaklarındadır. Artık ne istese koparırız böyle ince ince ufak ufak. Koparırız derken abi? Nasıl yani? Oğlum yıllardır gak diyor et götürüyoruz, gup diyor su veriyoruz. Bütün pis işini biz temizliyoruz. Elimizde ne var? Sen dandik bir kantinde bekçi. Ben şef garsondan hallice. Yeter artık. Baksana herif çoğulu emir eli gibi sürekli peşinde dolandırıyor. Ne işimiz vardı lan bizim? Ya Atlas'ın korkusuna geldik abi. O korkunun ecele faydası yok İskender. Onca zaman. Beni bekledi. Şimdi bana inat, Bekir'e evet diyecek. Onca kış açıp durmuş gardelen, beklemiş her cayesini. O ne yapsın? İki sözü esirgedin kızdan. Şimdi hayıflanmaya hakkın var mı? Yok mu? Seviyorsan var. Sevdiğine eminsen, inanıyorsan. Söyledim sana. Gelen Atlas kim? Ona kararı vermeden kıza bir şey söyleme. Eğer eminsen de durma. Bir gün Hazreti Peygamber
adamın biriyle oturmaktaymış. Bir süre sonra yoldan biri geçiyor. Adam Hazreti Muhammed'e diyor ki, ya Allah'ın Resulü, ben şu geçen adamı çok severim. Hazreti Muhammed de diyor ki, git ona söyle. De ki, Hercai açtı. Bana düşlerin geri ver, gerisi hep sende kalsın. Bana son kez öyle gülü ver, yüreğimde sende kalsın. Bana hatıradır ateşin, yanarım, yanarım. Seni başka kimse bulamaz kaybım. Ya ayrı şehirlere düşersek? Olsun. Ben gelirim. Sen gelirsin. Ya unutursan? Unutmam. Neden unutayım? Bilmem. Yollar girer, yıllar girer, insanlar girer. Senin için de geçerli bu dediklerim. Değil. Neden? Ben Kardelen'im. Ben de sözünü unutmayacak bir hercaim. Söz mü? Söz. Hep mi? Öyle gece saatinde. Kızım, hadi kalk bak. Allah Allah. Dur ben de bir bakayım. Hocam.